Evet, herkese tekrar merhaba. Pratik Bilgiler video serisinde yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Bu bölümde ee, ne yapacağım? Programın kullanımına ilişkin bir bilgi vermek istiyorum. E, konumda eğik akslar. Biliyorsunuz her zaman yapılarımız böyle muntazam aks sistemine sahip olmuyor. Bazen bir veya iki cephesinde eğrilikler oluyor. Bir takım eğik aksları tanımlamamız gerekiyor. Bunları en kolay nasıl tanımlayabiliriz? E, onu göstermeye çalışacağım. Ee, tabii ki şöyle yapmak mümkün ee, bir aks sistemi yaptıktan sonra o aks sistemini döndürmek e, ilgili koordinata taşımak suretiyle ilk aksı elde edebiliriz hemen şöyle hızlıca ed diyelim mesela bakın burada copy existing var mevcutu kopyala derim sonra da bunu modify derim buradan da rotation'ını atıyorum mesela 15 derece vermek suretiyle okeylediğimde Ekrana aynı aks sisteminin 15 derece dönmüş hali gelebilir. İşte bana sadece buradan şu aks lazımsa o zaman giderim şu grid tanımında şu geri kalanları silerim. Bunu da taşımam gereken yere rotation'ı girdiğim yerde x ve ye y vermek üzere de taşıyabilirim. Böyle de yapılabilir. Ama... Ee, Bilmiyorum pek tercih ettiğim bir yöntem değil. İki tane aks sistemi oluşturmak hoşuma açıkçası gitmiyor. Peki alternatif bir yöntem olarak ne yapabiliriz onu bir göstermeye çalışalım. Şimdi ben daha çok şunu tercih ediyorum. Buradan geliyorum. Ee, diyorum ki export. Export. Şurada bakın dxf dvg var. Buradan da diyorum ki bana floor layout getirmen yeterli böyle bütün flurları da getirmeni istemiyorum. Bana sadece story birden getirsen yeterli. Bakın şunları da kaldırdım. Böyle eğer modelinizde girmiş olduğunuz hazırda bir ve benzeri elemanlar varsa işte kolum slab vesaire gibi onları getirmesin. Bana sadece ne yapsın bu planı getirsin diye böyle bir tanesini seçtim. Amacım da buradaki aks sistemini aslında otoket ortamına atmak. Ee, şurada Bakın freelance örnek içine aks dxf olarak şimdi atacak ben generate dediğimde Evet oluşturdu. Şimdi gidelim o dosyamızı açalım isterseniz. Şimdi DXF dosyasını açtım. Bakın gayet güzel bir şekilde gelmiş. Burada benim akslarım grid layer'ında. Farz edelim ki sizin e, şu şekilde eğik bir aksınız var. Hatta şu cephede de eğik bir aksınız var diyelim ki. Onu da öyle varsayalım. Mesela bir aksınız da böyle geçiyor. E, bu iki aksı ben ne yapacağım? Aynı buraya getirdiğim gibi döneceğim. E, itaps ortamında da import edeceğim. Ama import ettiğimde hepsinin geri gelmesini istemiyorum. Sadece bu ikisinin gelmesini istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bunlara özel bir layer oluşturuyorum. Diyorum ki akslar. Bunlar benim yeni akslarım. Hatta renkleri de işte ne bileyim böyle e, açık bir renk olsun. Dikkat çeksin. Bunlara o layer'ı ne yaptım? Verdim. Şimdi yapmam gereken bu dosyayı kaydetmek. Kendi üzerine kaydettim ve kapatıp ne yapıyorum? Ee, e, ITAPS ortamına geri dönüyorum. Evet ITAPS'a e da döndüğümde file menüsünden import DXF file of architectural grid diyorum. Gridleri getireceğim yani. Dosyam burada. Seçtiğimde bana ''Senin neyi getireceksin diye soruyor. Ben neyi getireceğim? Ee, tabii ki buradan yeni oluşturduğum aksları getirmek istiyorum. Burada dxf file units var milimetre olarak şu an. Tabii biz e, buradan ne olarak atmıştık onu? milimetre olarak. Dolayısıyla geriye de milimetre olarak getireceğiz. Okeylediğimde bana modelimi tekrar import yaptığı için save etmemi istiyor. Çünkü import işleminin geri dönüşü yok. Ben de buna diyorum ki aks 01 olsun o zaman. Bakın yeni akslarım ne yaptı? ...gelmesi gereken yere geldi. Evet, böyle basitçe ne yapabilirsiniz? Sonradan Eğik Aks ihtiyacınız varsa bunu karşılayabilirsiniz. E, diyebilirsiniz ki, ya bu akslar gelmiş ama böyle 2, 1 falan diye gelmiş... ...burada da şimdi 1, 2 var, bunları değiştirebiliyor muyuz? Tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Şu Add Modify Grid'e gelip bakın burada Modify dediğinizde... ...yeni akslarınız, General Grid'ler burada var. Ee, Tabi buradan neyi fark ediyorsunuz? Aslında ben buraya add demek suretiyle koordinatlarını girerek başlangıç bitiş x1, x2 aynı şekilde e, benzer şekilde veya getirebilirdim. Tabi koordinatınız burada girdiğimiz gibi bu kadar düzgün olmayabilir, o yüzden buradan göstermedim. Ama bu da ne olsun üçüncü bir alternatif olarak aklınızda bulunsun. Yani bu sonuçta bir doğru olduğu için doğrunun x1, y1 ve x2, y2'si var. Bu koordinatları girdiğinizde o e, doğruyu tanımlamış oluyorsunuz. Buradan da ismini değiştirebilirsiniz. İster buradan ister eğik bir aks tanımlayarak isterseniz de otoket ortamından getirebilirsiniz. Hatta belki en pratik olanı bütün aks sisteminizi eğer e, ölçüleri doğruysa buraya e, doğrudan otoketten getirmek de diyebiliriz. Ama tabi bunun bir sakıncası var. Aks sisteminin e, böyle mimariden alıp e, getirilmesini biz pek tavsiye etmiyoruz. Genelde mimariden gelen planlarda ölçüler Örnek veriyorum işte 8 metrelik bir aks için ölçtüğünüzde 8,0 işte 13,76 falan gibi küsuratlı olabiliyor. Eğer küsuratlı çalışmadığını bildiğiniz bir mimari grubunuz varsa veya bunları sonradan kendiniz üstünden giderek ölçülerini düzlediyseniz ne yapabilirsiniz? Doğrudan otoketten de getirebilirsiniz. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.